Evet, bunları defterinize yazdıktan sonra çıkabilirsiniz çocuklar. Çilek, sen biraz benimle gelir misin? Peki öğretmenim. Çilekciğim, geçen teneffüs bir arkadaşınla kavga mı ettin? Hayır öğretmenim. Peki, neden böyle olduğunu bana söyler misin? Söyleyemem. Sana bunu öğretmenin değil, bir arkadaşın olarak sorsam? Hani bugün sınıf başkanı seçeceğiz ya. Evet. Öyle işte, devamını anlatmayacağım. Benim yüzümden öğretmenim. İkimiz de sınıf başkanı olmak istediğimiz için birbirimizi kıskandık, küstük. Çilek beni seçsinler diye kendini bu hale soktu. Sen bunları nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Biliyorsan niye bana hala küstün? Şey... Öğretmenim, açıklayabilir miyim? Buket Çilek'e oy verecekti ve o ana kadar da küs gibi davranacaktı. Arkadaşın da seni çok seviyor Çilek. Sen başkan ol diye başkanlıktan vazgeçti. Arkadaşım benim! Hayatta en önemli ders işte bu çocuklar. Arkadaşlığın ne kadar değerli olduğunu öğrenmeniz. Toprak gel buraya. Dolmuş insanlarla uğraşıyorsun. Anneciğim sen daha iyi misin? Babanızın teklifini düşündükçe sinirlerim tepeme çıkıyor. Ama en azından yanında olmadığım için daha rahatım. Küs müsün yani şimdi onunla? Küs değilim, kızgınım. Bence değilsin. Kızgınım. Bence de sen babamı hala çok seviyorsun anne. Bence de. Bakın şimdi size de kızacağım. Ya gerçi biz bir kardeşimiz daha olsun isteriz tabii değil mi? Ha? Şakası bile hoş değil. Tamam tamam sustuk. Ay, şunları normale çevirin de Mevhibe Hanım'la insan insana konuşalım. Eda dur. Şu anda Çilek son derse girmiş olmalı. Önce ona bakalım. Nesine bakacağız? Seyret de gör. Şimdi ismini okuyacağım her arkadaşınız için parmak kaldıracaksınız. Çoğunluğa göre sınıf başkanını seçeceğiz. Ama yaramazlık hanesi kabarık olan arkadaşlarımız bu seçimden mahrum kalacak. Önce Selin'den başlayalım. Senin için kaç kişi oy veriyor? Anıl için kaç kişi oy veriyor? Buket için kaç kişi oy veriyor? Bizimki Buket'le barışmış. Ne çabuk. Bence yine küserler. Çünkü Buket çok oy aldı. Benim torunum daha çok oy alır. Şişt, durun sıra Çilek'e geldi. Şimdi Çilek arkadaşınız için parmak kaldırın. Öğretmenim, ben arkadaşlarımın yaramazlıklarını size söylüyorum diye kimse bana oy vermez. En çok oy bana verdiğiniz ama baştan söyleyeyim. Başkan olursam ben de Çilek gibi yaramazlık yapanları öğretmene söyleyeceğim. Bakın bu konuda Buket arkadaşınız haklı. Hanginiz sınıf başkanı olursa olsun ben derse gelene kadar tarafsız olarak sınıfın düzenini sağlayacak. İsterse en iyi arkadaşınız olsun. Şimdi Çilek için bir kişi mi oy veriyor? Arkadaşlar ispiyonculuğu dışında iyi kız ya. Bence de bizi çok güldürüyor. Verelim bence. Verelim. Çilek, Buket'le aynı oy aldınız. Yani? Bildiğiniz gibi son kararı ben vereceğim. Şimdi aranızdan bir başkan, bir de başkan yardımcısı seçeceğim. Çilek, seni sınıf başkanı, Buket seni de yardımcısı seçiyorum. Kabul mü? Bu başkan, ben mi yardımcı oldum? Gel mi kıskandın? Şaka şaka, kabul ediyorum. Bu dönem sınıfımızdan benden sonra onlar sorumlu. Hadi arkadaşlarınızı alkışlayın çocuklar. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.